Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA Online bölümüyle karşınızdayım. Bugün fabrikamıza geldik. Burası fabrika denebilir buraya. Fabrika denebilir. Şu anda burası bomboş. Buraya sapristlerimizi getireceğiz. Ve dolduracağız burayı. 6 saat başı bildiğim kadarıyla 6 saat başı buraya şey yenileme geliyor. Geliyoruz burada sapristlerimizi tekrardan alıyoruz. Bölgelerden alıyoruz. Kaç tane yaparız bilmiyorum. Belki bu videoda bir tane yaparız. Sonraki videoda başka bir şey oynarız. Hemen bölgeye bakacağım. Bölgeyi gösterecek bize. Bu konuşmayı da sizlere dinleteyim. Şu şurada şu bir şey var. Oraya git onu al diyecek bize. Anladığım kadarıyla evet. Bölge. 5 minlik bir mesafe. Tamam. Carrion Drive'a gideceğiz. Okey tamam biz de. 5 minlik bir mesafe. Motor. Hızlı olduğu için eritebiliriz. 2 tane hesap pist gözüküyor. Hemen bölgeye gidiyorum. Bakacağız şimdi. İnceleyeceğiz. Orada bizi ne bekliyor? Ben bu görevi hatırlamıyorum. Daha önce yaptığımı hatırlamıyorum. Ben bu görevleri yapıyorum evet. Doldurmak için yapıyorum. Sapristler tedarik ediyoruz. Hatta birkaç gün önce tek başıma da bu şey yapılabiliyor mu? Bu satışlar yapılabiliyor mu diye buradaki ve birkaç bölgedeki satışları yapmayı denedim. Evet 3 tane şey veriyor ama bu genellikle değişiyor. Yani şans meselesi de denebilir. Yani burada yaptığın zaman sana şey verebiliyor. Bu arada şu radyo bize biraz sıkıntı çıkaracak. Tehlikemeyelim. Kapatalım şu radyoyu. Normalde radyolarda da değişiklik yapabiliriz ama bu biraz uğraşmak istemediğim bir şey. Yani radyoyu sürekli değiştir falan. Oyuna odaklanmak daha mantıklı geliyor bana. Yoksa radyoyu da dinleyebilirdik. Radyoları dinleyebilirdik. Her neyse şimdi bölgeye gidiyoruz. Birkaç bölgemiz daha var. Zaten bu Motosky'da 4 tane bölge var. 4 ya da 5 bölge var. Biz şu anda bu şeydeyiz. Bu değişik şeyle gösterilen zımbırtı var ya onu yapıyoruz. Adına baksaydım iyi olacaktı. Şunun adını bir türlü bakmayı unutuyorum ya. Hep aklımda ama video başlamadan bakacağım diyorum. Ardından ya satışını başlatıyorum ya da görevini başlatıyorum. Bu sapristini başlatıyorum. Sapristi alma görevini başlatıyorum. Ama bir sonraki videoda, bir sonraki satışta bakacağız. Bu bölgenin adını ben de merak ediyorum. Ne olarak geçiyor? Yani fabrika. Bildiğiniz fabrika ama ne fabrikası? Bir şeyler yapıyoruz ama. Bu arada bizim elemanlar bir şey yapıyor. Ama ne? Ağaçlarla alakalı. Orada bitki görüyoruz. Bitki diyebileceğimiz bir şey görüyoruz. Değişik bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Ondan bir şey almaya çalışıyorlar. Onun yapraklarından mı, şeyinden mi, dallarından mı bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ya ben de anlamaya çalışıyorum. Ne yaptıklarını ben de anlamaya çalışıyorum ama yok yani çıkmıyor. Anlam verilmiyor yani. Burada ne döndüğüne dair bir şey anlayamıyoruz. Yani hadi anlasak bir şeyler yazarız da. Yani belki bir bunu kurgularız. Yani daha iyi olabilir. Bu arada ben gelmeden ne yapıyorsunuz hocam? Ben daha gelmedim. Görev buradaymış. Şöyle hemen önümüzü değiştirelim. Adamlar burada. Geldim. Biraz geç kaldık. Biraz geç kaldık. Ben konuşurken yola odaklanamıyorum ya. Yola odaklanamadığımdan da bayağı uzun sürüyor. Geldim. Selamlar. Oğlum oha oha oha. Oha oha. Böyle bir şey var mı ya? Anında hoş geldin hediyesin mi bu? Ne oluyor öyle? Aman. Vuruluyoruz bir yerlerden. Aman aracı sıkmayalım. Burada biri daha var. O kafayı sen mi göstereceksin? Gösterdin. Eyvallah. Şunu ben alayım. Sıkanlar var. Sıkma oğlum bana. İki araç verdi ve bu da şey anlamına geliyor. Daha hızlı bitirebileceğimiz anlamına. Oha. Yuh oğlum yuh yuh. Ne yapıyorsun be? Manyak. Zaten az canım vardı ve sen bunun %80'ini mi ne aldın? Hemen şuradan dön. Şuraya doğru gidersek daha doğru gideriz. Belki şuradan gidersek yolu kısaltırız. Çünkü geldiğim yön buraydı. Buradan gelmiştim. Buraya doğru gidersem sanki daha doğru olur. Değil mi? Buradan da bir yol vardır değil mi? Bir deneyelim. Evet var. Buradan da bir yol var. Birazcık kısaltabiliriz belki. Atlaya zıplaya bir şeyler yapacağız. Deneyeceğiz. Yolu kısaltmak için elimizden geleni yapacağız. Farklı bir yoldan gidelim. Gel gel. Araçla geliyorlar. Motorla gelmiyorlar bu sefer. Akıllanmış gibiler. İyi akıllanın bakalım. Bu araçlarda şey de var. Yanında hemen bir
cam barı geldi. Ona da dikkatle bakmak lazım. Sıkmayın oğlum. Sıkarsanız sıkıntı. İki tane minibüs vardı. Bu iki sap liste yerinde olacak bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bilmeyenler varsa. Önceki videolarda sap listeleri tedarik ettiğimiz, sap listeleri almaya gittiğimiz videolarda ben bundan bayağı detaylıca bahsettim. İki tane verdiğinde ya da bir minibüs verdiğinde, ben bir tane demiştim ama dört tane şey götürmüş gibi oluyorsunuz. Bakalım gerçekten de öyle olacak mı? Sap liste götürmüş gibi olacağız mı? Bunu göreceğiz. Normalde bir minibüs götürdüğünde sana iki tane sap liste götürmüşsün gibi davranıyor oyun. Bakalım burada böyle olacak mı? Deneyeceğiz. Göreceğiz. Deneyimlemeden hiçbir şey görünmüyor. Bu arada ben yolu biraz uzattım gibi ama önemli değil. Bayağı uzattık yolu. Şu aradan bir yerlerden ben bir kestirme dalmam lazım. Arkamdan da gelen var ama bana çok şey yapamıyor, etkisi yok. Dalıyor evet ama oğlum ittirme. Şuradan gideceğim. İttirme. Aslan parçası. İttirme beni. Şöyle bir şeyler deniyorum. Şuralardan, kestirmelerden inmeye çalışacağım ki yolu biraz kısaltalım. Değil mi? Yolu biraz kısaltalım. Hayır öyle bir şey yok. Saçma sapan yerlerde feyirlenmeyeceğiz biz. Öyle bir şey konuşulmadı çünkü. Burada bir dakika. Hemen arkamda. 3 milik bir mesafe. Bu arada ben hasarı bayağı arttırmışım. Kendi kendime hasar veriyorum ya. Kendi kendime. Orada ters döndüm ya. Büyük ihtimal onun bir etkisi oldu orada. Çünkü bu elemanlar, arkamızdan gelen şeyler, düşmanlar bir şey yapamıyor. Sıktıkları şey normal pistol. Ama pistol da şey sıkıyor. Su sıkıyor resmen. Su tabancası vardır ya. Eskilerde suyla satırsınız birbirinizi. 10 tarzında hiçbir işlevi yok. Gerçekten hiçbir işlevi olmuyor. Ama eğer CMG tarzında bir silahla gelirlerse, onunla taramaya başlarlarsa durum ciddiye alınabilir. Ciddiye alabiliriz. Öyle bir durumda ciddiye almamız gerekir düşmanları. Yani arkaya dönüp öldürmemiz gerekebilir. Şu anda ciddiye alınacak gibi değiller. Yani dalgasını geçebiliriz rahat rahat. Eğlenebiliriz yani o yapay zekayla ya da düşmanlarla. Yapay zeka demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ben böyle bir aptal bir yapay zeka görmedim. Yani öldüremiyorlar. Hasar bile doğru dürüst veremiyorlar bize. Bize değil, saplistimize bile hasar veremediler doğru dürüst. Ve halen gelen de yok. İşlerine o kadar sağladıklar işte, görüyorsunuz. İşlerine bu kadar sağladıklar. İş bitirmeyi bilmiyorlar. O yüzden de ciddiye alınacak tipler değiller. Hadi hayırlısı, gidiyoruz. Çok azıcık bir mesafem kaldı. Diğer saplistimiz de varmak üzere. Bizden önce büyük ihtimalle gidecek oraya. Teslimat noktasına. Fabrikamıza bizden önce gidecek. Umarım hoşunuza gidiyor olur GTA Online videoları. Birkaç gün boyunca GTA Online paylaşmaya devam edeceğim. Sonrasında da GTA San Andreas'tan ve diğer beklediğiniz diğer oyunlardan da bölümler gelmeye başlayacak yeniden. Mesela GTA 5'in de finali belki bu süreçte kaydedilmiş olur, bilemeyiz. Birinci sapsımız oraya gitmiş, güzel. Şimdi ben götüreceğim. Bakacağız. Orası gerçekten 4 mü olacak yoksa 1 minibüs götürünce 2 mi alacağız? Bunu göreceğiz. Yani kaç tane saplıs getirdim biz sadece. Bakalım. Yani oyun ne olarak görüyor bunu? Bunu anlamamız lazım. Bunu ilk defa yaşıyoruz. Bu videoda. Videolarda ilk defa yaşıyoruz. Aran gelen giden yok ha. Düşman yok. Tertemiz. Rahat. Relax. Bölgeye geldim. Bunu garaj kısmına mı bırakacağız? Garajımız nerede oğlum bizim? Garajımız burada. Eyvallah. Dön. Dönüş al. Girişimizi yapıyoruz. Bu kadar. Basitti. Kolaydı. Ya zaten bu motosiklette zor bir görev göremezsiniz ama bunker ve hangarda uğraştırıcı görevler mevcut. Oğlum fulledik. Fulledik yalnız. Gerçekten fulledik. Şu bölgenin adına ben bir bakacağım, içimizde kalmasın. Buradaki ağaçlar fidan diyelim. Fidanlarla bir şey dönüyor ama. Bunu söyleyebilirim. Destroy. Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. Orada bir şey yandı ama bu bölgenin adı neymiş? Fit Farm. Burada bir şey yapıyoruz. Fit Farm.
O da bir şey yapıyoruz. Ne oldu oğlum? Bir şey oluyor. Ne oluyor? O da bir şey yandı ama. Destroy, yok et. Tazına bir şey geldi. Fullemişiz bu arada. Tek bir şeyde, tek bir görevde fullemeyi başardık. Bu ender görülebilecek şeylerden. Tek bir videoda, tek bir görevde fullemeyi başardık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Tek seferde yine bir bölgeyi tamamladık. Sürprizlerin hepsini getirdik. Artık bir sonraki saati bekleyeceğiz. 6 saat sonrasında muhtemelen. Ben öyle şey yaptım, zamanlamasına baktım. 6 saat sonra en az bir sürpriz daha gidip alabiliyoruz. Yani gidip yapabiliyoruz. Ben bunun saatini, zamanlamasını tuttum. Ve bolca da burada satış yaptım. Size de tavsiye ederim. Ama en etkili yöntem de, para kazanmak için en etkili yöntem de, bunu her videoda söylüyorum, Pasifik Standart Soygunu. Sol soygun. Bunu yapın. Bunu yaparsanız paraya para demezsiniz. En kolay yöntemlerdendir. Ve paraya da para demeyeceksiniz. Bunu söyleyebilirim. Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.